Bugünün gündeminde bir yayıncı kız var, Yaren Çakar. Bir yayınında Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında bayağı aşağılayıcı sözlerde bulunuyor. Gördüğüm en çirkin çocuk, şöyle çirkin, böyle çirkin, gömüp gömüp duruyor yayında. Sonrasında insanlar onu uyarıyor. Çocuk lösemiyi yeni atlattı vesaire diye. Orada da yine bir savunmaya geçiyor. Yani kızın fikirleri vesaire değişmiyor. Tabii ki bu ikinci kısım sonradan paylaşılıyor. İlkte işte çocuğun hasta olduğunu vesaire de bilmiyormuş. Zaten burada olay çocuğun hastalığı da değil. Baktım kendi halinde şirin bir çocuk. Zaten 13-14 yaşlarında. Olay burada sosyal medya zorbalığı. Kendi halinde bir çocuğa böyle şeyler, böyle laflarda bulunamazsın. İnsanlar gerekeni yapar. Kızarlar. Çok basit. Burada bir yetişkin hakkında da konuşmuyorsun. Ha, yetişkin için de bunları söylediğinde yine çok da kabul edilebilir şeyler olmuyor. Düşünsenize, biri sizin hakkınızda böyle yayın açıyor. Yayında gördüğüm en çirkin çocuk vesaire diyor. Çok kırıcı olur. Özellikle depresyon çağındayken böyle şeyler daha da kırıcı oluyor. Kızın konuşma üslubu vesaire zaten bildiğim bir kadrodan, çok da söylemek istediğim bir kadro değil ama yetiştirilme tarzı, neden yayıncı olduğu, neden yayınlarının izlendiği vesaire, bunların zaten hepsinin bir nedeni var. Bu bir kişilik saldırısı. Kızın böyle laf yapmasının sebebi de kızın Fenerbahçeli olması, çocuğun da Galatasaraylı olması. Saçını da sarıya boyamış çocuk. O da çok normal. Bu dönemde Galatasaray'da Icardi gibi bir oyuncu var. Adam resmen taraftarını aşık etti kendisine. Birçok kişi zaten saçını sarıya boyayabilir bu dönemde. 2000'lerin ortalarında da Ümit Davala saçı vardı mesela. Sırf takımının fanatikliği yüzünden çocuğa saydırmaya başlıyor özetle. Bu olay burada da bitmiyor tabii ki. Yani yine Galatasaraylılar vesaire linçliyor bunu. Fenerlilerden de bir kısmı savunmaya çalışıyor. Ya bu fanatikliğinizden bir kopun. Bazı şeylere yanlış diyebilmeniz de gerekebiliyor. Bağlı olduğunuz gruptan ayrı bir şeyler de yapmaya, ayrı şeyler düşünmeye de çabalayın. Diğer türlü kendi kendinize zarar verirsiniz. Fanatizm lanettir. Burada tabii ki Fenerlilerin hepsini zan altında bırakmıyorum. Sırf bu yaptığından dolayı kız takipçi sayısını arttırdı resmen Twitch'te. 5000 kadar mı ne artmış bir de. Twitter'ını, Instagram'ını kaldırmış ama dönüşünde tekrardan devam eder. Yaklaşık bir ay sonra açar büyük ihtimal. Çok büyük bir şey olmaz. Ama hani zorba kültürünü besleyen, destekleyen kişilere sevmiyorum, sevemiyorum. Bir de bunu savunan yayıncılar da gördüm. Ama o savunan yayıncıların bir kısmı da böyle, ulan bir cumartesi akşamı boş oluruz belki, ikimiz de bir date çıkarız vesaire. Meriçlik yapmaya çalışmış çoğu. Yapmayın. Bazılarının arkadaşıdır belki. Arkadaşınızın olması o kişinin yanlış yaptığında onu savunacağınız anlamına gelmez. Bu sizi de beraberinde götürür çünkü. Twitch yayıncıları olunca normal görüyorum ama bunu. Malum Twitch'te girişte size bir anlaşma imzalatıyorlar. Kan imzası. Avucunuzun içini kesip bir kitaba el basıyorsunuz. Bulunduğum topluma, kendime, dünyaya asla faydalı bir insan olmamı üzerine yemin ediyorsunuz. Türkiye'de bu geçerli maalesef. Tabii ki çok güzel yayıncılar da var. Onları bir kenara koyuyorum ama çoğunluk böyle. Giriş amaçları da bu zaten. Kolay yoldan para. Twitch'te iyi para varmış moruk. Bir dönem izleyeyim vesaire dedim. Karşılığını da alamıyorsun. Tat da vermiyor. İnsanların tamamen yalnızlıklarını gidermek. İşte bir yandan oyun oynuyor çocuk. Bir yandan dinlemeye çalışıyor. Bir yandan ders çalışıyor. Yanda ses olsun diye açılan insanlar artık günümüzde saçma sapan hallere geldi. Eskiden YouTube böyleydi. Sonra bu Twitch'e kaydı biraz. TikTok'a kaydı. Çünkü YouTube'da tutunabilmek de biraz zorlaşmaya başladı. Nitelik gerektiriyor artık. Tabii ki tırt elemanlar var. Ama bir seviyenin üstünde bir şey yapmak istiyorsan gerçekten niteliklerinin olması gerekiyor. Çünkü çok çılgın insanlar gelmeye başladı. Diyeceksiniz nitelikle bu ne alaka diye, aslında çok alakası var. Eğitim seviyesinin düşüklüğü bazı şeylerin olmamasını sağlıyor. Bu da onlardan biri. Empati yoksunluğu. Siz siz olun. Böyle bir yayıncı vesaire gördüğünüzde ondan uzakta durun. Çünkü ne tüketirseniz ona dönüşürsünüz diye bir olay vardır medyada. Zamanla fark etmeden bir bakmışsınız bu kişilerden olmuşsunuz. Sonra siz de başlarsınız. Tübü işte iyi para var moruk. Bazı insanlarda bu lincin çok büyütüldüğünü düşünüyorlar. Çok da düşünmüyorum işin doğrusu. Adresini paylaşanlar, numarasını paylaşanlar olmuş bu e-devletçiler. Tabii ki onu doğru bulmuyorum. Bir lafa anca lafla karşılık verirsin. Biraz abartı olsun diye ölüm tehditleri vesaire diye sıkıştırmışlar araya. Bakın ölüm tehditleri alıyoruz diye. O da yalan bu arada. Kimse bu yüzden birini öldürmez. Hatta şöyle anlatayım. Bana ölüm tehdidi gelmediği bir hafta moralim bozulur. Derim Allah Allah, bu hafta bir şey oldu herhalde. Demek ki işimizi yapamıyoruz. Çünkü bunlar laftır bir kere. Ağır bir yüz kızartıcı bir suç işlemediysen başına öyle şeyler gelmez. Umarım kız geri dönmez. Bir yandan şey diyenleri de gördüm çünkü. İşte normalde kızı 100 kişi izliyor, 100 kişi görüyordu ama böyle olunca milyonlar görmeye başladı. Çok da doğru bir olay bu aslında. Bunun üzerinden diğerlerinin de böyle dallayarak dallayarak konuşmamasını sağlar bu hareketler. Bakın böyle konuşursanız böyle olur diye. Çünkü birçok insan etikten pek anlamaz da korkudan çok iyi anlar. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Zorba olmayın lütfen. Bulunduğun ortamda nezaket ne kadar yüksekse
yüksekse o ortamda yaşanılabilirlik de o kadar yükseliyor. Buna dikkat edin. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.